Deniz'in onun adı. Deniz. Deniz Hoca. Yani ben hakemken böyle bir olay oluyor. Deniz Hoca. Kasımpaşa Beşiktaş maçına da seni veriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir ve benim kararımla beraber. Hemen Covid olur. Hemen hocam. Hemen hocam da. Yakmayın ne oldu beni yakmayın. Profesör Doktor Emre Bol'u çağırmış. Dedim ki ben bir test olmak istiyorum. Hocam mesajı aldın mı? Aldım tabii ki. Yani bak. Ben sana şunu söylememe gerek var mı? İşte Atiba'nın penaltısını verme. Zaten öyle söyleyeyim. Veya ne bileyim onu yapma bunu yapma şunu yapma. Şimdi bak. Zaten öyle söyleyeyim. Atiba'nın beklediği zaten fotoğrafı herkes getirelim. Herkes talimat aldı. İnsanlar psikolojik numara. Olarak etkiler. Diyorum ya hakem insan. Senin verdiğin mesajı bir şekilde alıyor ama yine de Halil Umut Meler'in bu maçı ya bizim beklentimiz doğrultusunda ortada yönetmesini bekliyordum ben. Senin başına böyle bir şey geldi mi? Şöyle yapıyorlarmış. Mesela herkes seni bir maça atıyor. Atıyorum. Kasımpaşa Beşiktaş maçına atıyor seni. Evet. Ya Deniz Kasımpaşa da çok ezdirme diyor sana. Ya. Beşiktaş'a kazandır veya kaybettir demiyor ki. Senin bugünkü rüyana çok güldüm ama. Onu demesi de mümkün değil. Müzik de anlatmam lazım. Şimdi pozisyonu tam ekran verelim. Sevgili kardeşim Emir'den rica ediyorum. Bol bol tweet atalım. Atiba'nın Kasımpaşa ceza sahası içerisindeki bu pozisyonu penaltı mı değil mi? Bu arada tekrar başta Şenol Can hocam olmak üzere. Kasımpaşalı bütün futbolcuların emeğine sağlık. Emek hırsızlığı yapmayalım. Çatır 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 çıkıp oynadılar. Sergen Hoca da söylüyor biz kötü oynadık zaten diyor. Ama sahada eyyamcı bir hakem vardı diyorlar. Ben demiyorum öyle deniliyor. Şimdi bu pozisyon. Bunu kısaca ve ayakta hızlıca anlatabilir miyim? Lütfen hocam. Kısaca yani biri eşlik etmesi gerekiyor. Evren hocam, Evren hocam bir gelin rica edeceğim. Benim altımda eşofman var. Bir kamera geniş açısı açıda alırsa. Arkadaşlar bize... bir tam açı verir misiniz? Tam böyle. Şu ön tarafa geçseniz. Olur. Daha güzel görünürsünüz burada. İkiniz de çok yakışıklı. Biz zaten yakışıklıyız onlardan. Evet. Pozisyon şöyle durabilir miyiz? Atiba'nın pozisyonu. Böyle durabilir miyiz? Tamam. Şöyle dön. Sen şimdi topla mücadele ediyoruz. Ben seni itiyorum. Çok bozuluyor musun? Şu anda. Bozuluyor musun evet, şu anda? Evet. Çok bozuluyor musun? Hayır. Topa halen hakim olabilir. O kadar değil. O kadar değil. Şimdi. Bu belki normal bir müdahale sayılabilir. Kaç? Yine evet. De itme. Ama normal bir müdahale ikili mücadele sayılabilir. Bir havaya sıçrar mısın? Sıçra. Evet. Nereye gittin hocam? Ön tarafa tabii. Topa sıçradın. Topa vurabilir misin? Vuramam. Ben seni havada bozdum dokunduğun mu? An, o yüzden havaya sıçrayan bir daha sıçrar mısın? Havaya bir sıçrayan birine bu hareketi yapamazsın. Bu hareketi yaparsan sıçradığı için denge tamamen kaybolur. Topa vurabilecekken vuramaz. Dolayısıyla havaya sıçrayan oyuncuya dokunup itersen penaltı. Fauldür. Ceza alanı içerisinde neyse de penaltıdır. Peki Halil Umut Meler nerede bu pozisyonda? Tam ekran verir misiniz? Var nerede abi var. Var nerede? Var hiç uyarmadı. Var'da kim var Mete Kalkan? Hadi hakem görmedi. Penaltı pozisyonunda uyarması gerekiyor. Hakem Mete Kalkan değil. Var. Var'da şimdi, Mete Kalkan var. Ben hep iyi niyetli düşünüyorum. Yani şurada Atiba'nın vücut pozisyondan dolayı Halil Umut Meler olması gereken yerde ise göremeyebilir elle itmeyi. Tamam, var buradan Var'dan uyarı gelmeliydi. Bunu izleme tavsiyesini yapmalıydı. Ben hani hakemlerin açısından düşünüyorum. Buradaki şiddeti Atiba'nın topa hakim olup olamayacağını hakemin yorumuna bırakmalıydı. Hakeme mutlaka izlemesi tavsiyesi Deniz, yapmalıydı. Bu pozisyon çok, penaltı. Sana çok iyi bir şey söyleyeyim. Bugün aklıma gelen bir şeyden bahsedeceğim. Evet. Bak şimdi. VAR diyoruz değil mi? Evet. VAR'ın görüntüsünü nereden alıyorlar? Yayıncı Riva'dan. Kuruluştan. Yayıncı kuruluştan alıyorlar. Evet, yayıncı kuruluştan. Yayıncı kuruluştan tabii canım. VAR'ın görüntüsü yayıncı kuruluştan. Evet. Şimdi ben de kameramanlık yaptım geçmişte. Evet. Şimdi kameramanların hepsi uyuduğu bir pozisyonu çekemedi abi. Çok net bir kırmızı kart pozisyonu. Egeri de beraberdik ya. Sen kameramandın evet ya. Şeyde. Hala çekebilir adam, bir şey söyledi galiba. Adam çekebilirim herhalde yani. Hakikaten. Bayağıdır bir 15-20 yıl oldu ama çekmediğim. Ama var ya Allah bak takdir ettim seni. Allah çekti. Takdir ettim bütün mesleklere saygımız sonsuz. Geçmişteki yaptığın mesleği hiç böyle şu an yorumcusun. Ekmek parası kazanıyorsun. Ya, bu yüzden takdir ettim. Bazıları bazı kişiler hocam, yaptığı meslekleri. Hocam bir dakika geldiği meslek dediği kameraman. Buradan bak, var ya hiç, kameramanlar olmasa. Bak ben ne diyorum ama sen yine çarpıtacak. Bir dakika yine çarpıtacak. Kameramanlara var ya. Yine çarpıtacaksın. Yani tırnak içinde bu gazeteci televizyoncu arkadaşlarımız kurban olsunlar sabahlara kadar. Böyle kameranın yanında durup. Jimmy Jib'in arkasında durup soğukta. Bak ben ne insanlar tanıyorum yaptığı mesleği kendisi aşağılayarak saygılar, selamlar, yaptığını söylemiyor bile. Ben de marangozluk yaptım.
Boyacılık yaptım. Su sattım ben. Boyacılık yaptım. Her şeyi yaptım. Su sattım ya. Su sattım pazar. Sıvacılık yaptım. Ama hala yapıyorsun. 9 yaşından beri çalışmadım. Abi alışkanlık olmadı. Demek ki o şey. 9 yaşından nereden beri. Nereden kalma bu sana ya? Bak kaportacılık yaptım. Otoelektrikçide çalıştım. Pazarda çalıştım. Markette çalıştım. Abi hayatı bilmeyen böyle olmaz zaten. Bir noktaya gelemez. İnşaatta çalıştım. Olamazsın abi. Yapmadığım iş kaldı. Paraşütle gelmedik abi hiç yere. Kantinde çalıştım. Tabii öyle sanıyorlar. Paraşütle gelemezsin. İnsanlar da takdir ediyorum. Bazı insanlar çünkü bak yaptığı meslekleri. Dalı çocuğu Evren meslekleri Turan. Gizlemeye çalışıyorlar eski yaptığı geldim. İşleri. Kendileri aşağılar gibi davranıp gizliyorlar. Yapmamış gibi davranıyorlar. Şeyde, biz gurur duyuyoruz. Ben dediğim eyvallah, gibi marangozluk ben de. Da yaptım. Ben de. Boyacılık da yaptım. Çalıştım abi, ben. Abi neyi anlatıyorsun? Su pompacısıydım ben. Su bile sattım. Mesela su bile Ertem'e sattı, en yakışan mesela meslek bence sıvacılık. Bence keşke o konuda böyle profesyonel olarak devam etsin. Ailem için, çoluğum çocuğum için her işi yaparım. Şerefli, namuslu her işi yaparım. Şimdi dinle. Görüntüye geldik. Sen kendin söylüyorsun. Mevzuya gel. Ben de kesmiyorum. Şimdi konuya giremiyorsun. Şeyler, kameramanlara abi. Keseceğim, dayanamıyorum. Bir pozisyonu gerçekten çekemedi. Çok net bir pozisyon. Artık şampiyonun belirleneceği maç abi. Bol bol şampiyon belirlenecek. Kameramanlar tamam. 8-10 tane kameraman var. Aynı pozisyonu çeken hiçbiri çekemedi abi. Evet. Var da göremeyecek. Ne olacak abi bu iş? Çok tuhaf değil mi? Eski sistem kara düzene döneceğiz. Zaten sahada hakem var. Hakem ne görürse, ne verirse o karara saygı duyacağız. Millet demeyecek mi var var niye vara gitmedi? Ama hiçbiri çekemiyor diyorsan zaten kimse izleyemeyecek ki o pozisyonu. Ama bak böyle bir riski de var. Onu atmayacak. Kimse bunu konuşmadı. Ya Emre'ciğim kameralar çekiyor da hakemler başka, görmüyor ki. Başka bir şey. Evet. Hayır kameralar çekiyor baba, da. Görmek istemiyor. Hakemler hiçbir görmüyor. Bak kameraman arkadaşlarım aslanlar. Gözleri var görmezler. Kulakları var. Halil Mutmeler. Senin o veya bak bir daha söylüyorum. Zıpsıbali. En çok Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın canı yanıyor. Trabzonspor, o garibim Trabzonspor'u. Garibim dediğime bakmayın. O Karadeniz fırtınası öyle garip görünür de. Ne var garip olmak kötü bak, mü? Ben de garibim. Garibanım bak, hatta. Garibim dediğim Trabzonspor'un garip göründüğüne garip bakmayın. Garibanları dön özür dile. Garip dediğime bakma. Sen ne işin istiyorsun? Ya, yakarsa dünyayı garipler yakar. O, işte ver. Müslüm Baba'nın şarkısını ver. Yakarsa futbolunu Trabzonspor yakar. Ne ağladınız o, be. Ben garibim garip. Garibanlıktan utanmıyorum. O sakin Karadeniz bir hırçınlaşır. Türk futbolu neye uğradığını şaşırır. Sen Karadeniz için Trabzonspor'un sakin olduğunu sesi daha çok çıkmalı. Trabzonspor bugün ayrıca şampiyonluk potasındadır onu da söyleyeyim. Daha önümüzde 10 hafta var. Şimdi devam edelim gelelim diğer pozisyona, tartışmalı pozisyonlara. Çarşı'nın tweetlerini ekranlarınıza getireceğim Çarşı grubu.